öbür uca geleceğini. Ben de şaşkınım. Sayfalardan evler ve ben, elleri zarif adam. Senin için her neysem, neyin nesiysem, gayet sakinim artık. Eski bir yırtıcı kabilesinden biri olarak gayet sakin. Gayet tıraş olmuş ve zarif birisiyim. Beni ben bile tanıyamıyorum. Bana ben bile günaydın bayım, bugün çok şıksınız diyemiyorum. Beni bugünlük boş veriyorum, anlayışla karşılıyorum. Met etmek böyle bir şey. Met ettiğin ormanlar ve çocukluklar oldu çünkü çok. Küfür etmek böyle bir şey. De sevmek nasıl? Sandalyemi seviyorum ben. Sürahimi seviyorum, içinde su var. İçine devrimin kaçabildiği tüm genç yaşları severken sıkıntı yaşamıyorum. Çocukları ve yaşlıları seviyorum. Ama başta kendim olmak üzere seni sevemiyorum. İşe yaramazım. Ele gelmezim. Fırfırsızım. Flamasızım. Sana benziyorum ben. Kendimin nesini seveyim. Eskiden yalan söylüyormuşum. Onu keşfettim geçenlerde. Utandım. Ev haram oldu. Eskiden güzel diyormuşum. Umrumda değil diyormuşum. Bana ne diyormuşum? Hiç duymadım. Kendime iftira atıyorum işte. Onu fark ettim geçenlerde. Sen o kadar da güzel değilmişsin. Ben o kadar da yalnız değilmişim. Bir kederlerini verdim. Devrim oluyordu az kalsın. Şaka değil ha. Alanları falan kapattılar. El ele falan tutuştular. Hepsi gençti, kocamandılar. Hiçbiri çocuk değildi. Geçen gün boşu boşuna üzüldüğümü fark ettim senin için. Boşu boşuna yaşamışım tufanlarını. Boşu boşuna yanmışım yangınlarında. Geçen gün doğru söylediğimi fark ettim. Haklı çıktığımı fark ettim. Üzüldüm yazıcık hayat için. Devrim oluyordu az kalsın. Çocuklar sağ olsunlar. Çok mükemmel, çok muazzam hayatlar arasından kendimi oldum. Fena bir deneme değildi. İmkanlar dahilinde iyiydi. Aşıktım, iyi huyluydum. Henüz çıldırma sürüşüm yapılmamıştı. Henüz duvarlarda parçalanmamıştım. İyi biriydim işte. İyi biri nasıl olur sahiden? İyi biri bunca sana rağmen kendini hayata savunur mu? Sanmıyorum ama neyse. Sen öyle san bugün. İyi biri Ankara'dadır bence şimdi. Aklı oradadır. Ya ne yaptı çocuklardadır. Elden gelmeyen birçok şeydedir iyi biri. Tunus Caddesi'nde yürümüş kuğu hayaletidir. Kennedy Caddesi'nde yuvarlanmış bir Che Guevara kırılganlığıdır. Ben kötüyüm, bunu bil. Hapse tıksalar da kurtulsam kendimden. Hapse tıksalar da uslu dursam. Yokuşlarına ay sarkan Ankara sokaklarındaki gölgeler için delirmesem. Devrimci bir marşı dudaklarımdan içe doğru devirmesem. Kötü biriyim ve sanırım bir çocuk için bu hayata çok iyi. Doğruyum. Çalışkanım, utangacım, mutsuzum. Bari gölgesi olaydım iyinin, iyi, tok ve yüzsüz birinin. Yalnızım, geceyim. Çalışkan sayılırım ama ben kötü biriyim.
hayattan pek anlamam ama kuğuların yavruları neden karı olurlar? İşte onu çok iyi bilirim. Dede Fatih Kolçak, 15 Haziran 2013. Bugün sokakta Elif de vardı yanında, şu anda çeken arkadaş. Çıktığımız anda zabıta memurları gelip Kadıköy Belediyesi'nin Bahariye Caddesi üzerinde sokak sanatçılarının yasaklandığını bana kibar bir dille ifade etti. Ben de ona kibar bir dille yani haftada 2-3 gün çıktığımı, diğer günler evde prova yaptığımı ifade ettim sakin bir şekilde. Sonra Elif telefonla aradı CHP'den arkadaşlarını ve olayın kişisel değil, gerçek olduğunu öğrendik. Bundan sonra Kadıköy'de sokak sanatı yapmak yasakmış. Demek ki ne yapıyoruz? Bundan sonra Kadıköy'de sokak sanatı yapıyoruz. İşte bugün biz de Gezi Parkı gibi, aynı onlar gibi devrimci olma hakkımızı kazanmış olduk. Umarım bir gün siz de devrimci olmak zorunda kalmazsınız.